Merhaba arkadaşlar, ben Aylin. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Kore'ye ilk geldiğimde ne hissettim, başıma neler geldi bir küçük anla ilgili sohbet etmek istedim. Daha öncesinde Kore'ye, Kore ile Kore nasıl tanıştığıma dair bir video çekmiştim. Şurada bir yerde. <laughs> İzlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ve videonun sonunda da beğendiyseniz beğenmenizi rica ediyorum. <laughs> o zaman ilk önce sene 2013'e gidiyoruz. 2013 yılında bir anda ben Kore'ye gelmeye karar verdim ki ben Kore'ye gidiyorum. Yani ne olursa olsun ben Kore'ye gidiyorum dedim ve biletimi aldıktan bir hafta sonra uçmam gerekiyordu. Ama çok büyük bir sorunumuz vardı. Benim pasaportum yok. Yani nereye gidebilirim? Pasaportum yok. Asla gidemem. Hani neye dayanarak bilet aldığıma dair hiçbir fikrim yok. O zamanlar öyle bir delilik yapmışım. Dedim ki herhalde iki güne gelir yani pasaport dediğin şey nedir? Ha, gelir iki güne bekle sen. Gelmedi iki güne ne iki güne? İki gün oldu, üç gün oldu, dört gün oldu, beş gün oldu benim pasaportum gelmiyor. E, cumartesi öğleden sonra uçuşum vardı. Perşembe öğleden sonraya kadar hala böyle gelir gelir. Bugün gelir, gelir gelir birazdan gelirdim. Perşembe de gelmedikten sonra ki ben gidemiyormuşum. Yani ben gidemiyormuşum. Benim pasaportum yok yani. Bittim. Gidemiyorum. Her şey yandı. Bitti. Kül oldu. İşte çantamı hazırlamışım bir yerde bekliyor. Biletimi zaten almışım. Dünyanın parası yani. Bitti dedim. Yok. Işte oturdu. Üzülmeye başladım. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Keşke gidip alsaydım. Ankara'dan gidip direkt alsam daha hızlı olurdu falan böyle. Düşünceler, üzüntüler falan derken cuma öğleden sonra benim pasaportum geldi. Tabii ki de benim bütün üzüntülerim bir anda yok oldu <laughs> ve içimi inanılmaz derecede bir mutluluk ve heyecan kapladı. Ve endişe kapladı. Şimdi ne yapacağım? Hani gerçekten çok heyecanlıyım. O an böyle çok gerginim falan ama bir yandan da hani ne yapıyorsun Aylin'cim falan olmaya da başlamadım değil. Havaalanıma şey, pasaporttan yani. Türkiye'de pasaporttan geçtikten sonra işte annemin ağlaştık ki böyle. <laughs> pasaporttan geçtikten sonra ki, böyle bir şey oldu bana. Ki, ne yapıyor? Tatlı kız sen ne yapıyorsun? Dil bilmezsin, iz bilmezsin, hiç yurt dışına çıkmamışsın. Sen ne yapıyorsun? Dedim geri dön. De, dön başka şansın yok. Yani ne yapacaksın? Bir şey yapamazsın. Söyledim ki yok dönmeyeceğim. Kendimle çeliştim bir savaştım değil mi? Yok ben giderim yaparım ne olacak yani falan dedim böyle. Git geldim yani gelmeye karar verdim ve daha uçağına bindim. O zaman Katar'la gelmiştim ilk geldiğimde. Doha'ya geçeceğim. Doha'da 9 saat beklemem gerekiyordu. Sonrasında da Doha'dan da Seul'e gelecektim. Mesela Doha'ya kadar 5 saat uçtum. Hani heyecanlıyım mı çok anlamıyorum uçuşun nasıl geçtiğini falan böyle. Ondan sonra ki ne yapacağım acaba bu 9 saat hani uçuşun sonunda çaldım. ben bu 9 saat ne yapacağım falan oldum böyle. Sonra uçağın içinde daha inmeden böyle hani eşyalarımızı eşyalarımız alır, alır konuşamadım. Eşyalarımız alırız falan ya böyle o arada önümde böyle bir amca ayağı kalktı böyle. İşte sırtındaki ben yazıyı sesle okudum. Dedim ki, aa İzmir! <laughs> hani böyle İzmir bilmem ne bir şey bir şeydi böyle. Ondan sonra işte bir amca böyle bir döndü böyle. Türk müsün? Kızım dedim ki Türk'üm amca. Vallahi ben Türk'üm yani. Sonra amcayla böyle konuştuk. Nereye gidiyorsun? Aa ben de Kore'ye gidiyorum. O da Kore'ye geliyormuş. Bir şey içinde Böyle yarışma tarzı bir şey içinde galiba. Şimdi çok yanlış bir bilgi vermeyeyim. Hatırlamıyorum çok. Biz böyle onunla konuşurken arkadan da bir ses geldi. Şey siz Türk müsünüz? Biz biz bir döndük. Amca bir daha bir birbirimize baktık. Çünkü biz Türk'üz okey de. Sen hiç Türkiye benzemiyorsun. <laughs> Meğerse o abimiz Koreliymiş. İşte ama Türkiye'de yaşadığı için Türkçesi falan da gayet iyiymiş işte. Biz galiba aynı uçakta gideceğiz. Ben sizin konuşmanızı duydum falan filan. işte. isterseniz beraber bekleyelim falan dedi. Ay dedim güzel. 9 saat geçer ya. Kendimi arkadaş buldum yani şurada. Sonra biz içeri geçtik. Sonra biz lanca geçelim dedik. Çünkü 9 saat bekleyebileceğimiz bir saat dilimi değildi. Yani o bileti alırken yani ne düşünme hiçbir fikrim yok zaten. Sonra biz lanca geçmeye karar verdik. Sonra biz üçümüz de lanca geçtik. Orada çok rahat tabii ki de. Yata yata geldim yani. Çünkü yemek var, içecek var, <laughs> koltuklar, yatak gibi de çok rahat bir şekilde ben 9 saatin sonunda işte beraber yine uçağa bindik. Biz Korel abiyle yan yana oturuyormuşuz. Yani ben cam kenarındayım o koridor ortamızda boş. Biz böyle geldik. Yani gerçekten bayağı bir şanstı yani. Ee, sonrasında ben çünkü hatta uçakta bize dağıttıkları kağıtları falan böyle doldururken işte nereye gideceksin, adres, telefon bilgisi falan filan böyle ben birazcık böyle zorlanmıştım hani böyle korkuyorum, heyecanlıyım, ne yapacağım ha bir de sayfayı çevirsem diğer tarafta İngilizce yazıyor ama ben Korecesine inatla bakıyorum, anlamaya çalışıyorum falan. böyle. Neyse amcacığım abicim daha doğrusu sağ olsun beni böyle bir sakinleştirdi İşte beraber doldurduk falan filan Sonrasında havalan şey uçaktan indikten sonra pasaporta kadar biz abiyle gittik. Amcayı artık o ara kaybetmiştik çünkü uçakta onu beklemedik inerken. Ama tatlı bir amcaydı sevdim kendisini. Ondan sonra da e, pasaporta kadar gittik. Tabii ki sonrasında Koreli ve yabancı ayrılacağı için dedim ki sen de kendine iyi bak arkadaşım güzel bir yolculuktu yani. Ondan sonra ben pasaport geçtim ama o ara korkudan ölüyorum. Çünkü bir şey sorarsa ve Korece sorarsa ne cevap vereceğim, ne yapacağım, beni al, Almaya mi? Bir şey olur mu? O zamanlar vize yok. Okey tamam vize yok ama bana derlerse hayır seni ülkeye almıyorum. Ne yapacağım? Geri mi gideceğim? Nerede bekleyeceğim? Ne olacak? Ya bu kafamda inanamayacağınız kadar böyle milyon tane soru işaretleri vardı. Sonrasında ben pasaport için işte böyle ketum bir ablanın önüne gittim. Pasaportumu verdim işte bana ki parmaklarını falan böyle <laughs> anladım yani o an. Beden dilinden. Neyse ben par, parmaklarımı koydum. Cihaz bir der Türkçe konuşmaya başladı. Böyle sarılacaktım bu cihaza. inanamazsınız yani. Çünkü ya yapmam gereken her şey o bana Türkçe olarak söylüyordu. Sonrasında tabii ki de ablamız durmadı ve beni kor Korayca olarak bana niye geldin? Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Falan dedi böyle. Ben tabii ki de birkaç kelime böyle öncesinde çalışmışım. Sonra bilecek şeylerin ne olur ne olmaz falan diye böyle işte sodamın adıdır, telefonu, adresi her şeyi böyle bir daha bir daha söylüyorum falan böyle. Ondan sonra ama ölüyorum yani korkudan nefes alamıyorum. Kulaklarıma kadar böyle kıpkırmızı olmuşum. Hani böyle olur ya böyle yanarsınız falan Öyleyim yani. Sonra bana şöyle yaptı. Ben ki ben geçemiyorum. Ben burada kaldım. Bitti. Benim için Kore buraya kadardı dedim. Sonrasında pat kapı açıldı. Pasaportum verdi kapı açıldı. Ben var ya bir salise de oradan çıktım. Yani öyle bir korku ki inanamazsın. Hup dedim çıktım oradan. Çok korkmuştum. İnanamayacağınız kadar gerçekten bunu çok kullandım sanki ama çok korkmuştum. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani ilk defa yurt dışına çıkıyorum ve tek başıma çıkıyorum. Hani neye güveniyorum bilmiyorum. Delice sertme güveniyorum. Neye güveneceğim herhalde? Başka bir şey yok yani güveneceğim. Aa var. Sodam var. Canım sodamım var. Ona güveniyorum tabii ki. Sodam burada olduğu için ister istemez tabii ki de yani benim güvenim kat ve kat artıyordu. Ee, bavulumu aldım. Çıktım. Sodam zaten gördüm böyle. Dedim ki canım kankam. Canım benim. <laughs> Sonrasında ben uçakta ne yedim ne içtim. Gerginlikle öldüğüm için falan. Biz böyle ilk önce havaalanında bir şeyler yedik. Ah, Dokbek gibi. Dok Aa, konuşamadım. O neydi? <laughs> Dokbok gibi kimbap yedik. Bence dünyanın en lezzetli dokbokje ve kimbabı Incheon'da in, in yapılıyor arkadaşlar. Mutlaka orada yemeniz gerekiyor. Sonrasında Sodam'ın ailesinin yaşadığı şehre Suwon'a geldik. Suwon-Seul'a böyle 1 bir, bir buçuk saat kadar uzaklıkta bir şehir. Biz bir ay kadar orada kaldık ailesinin yanında. E, tabii her gün otobüsle Seul'e geliyorduk, Seul'de geziyorduk yani genelde. İşte ben bazen e, arkadaşlarıma, tek başıma da görüşmeye bir çıkıyordum tabii. Sodam'a milyon kere bunu nasıl yapacağım, şu nasıl olacak, bu nasıl olacak falan filan diye sonra sonra. Sonrasında bir kere de Sodam'ın bir işim var vardı. Niye? Orası nasıl hatırlamıyorum. Benim tek başıma bir Busan seyahatim oldu. Dedim buraya kadar geldim, bunu da yaparım herhalde. Niye yapamayacağım sonuçta? Otobüste giderken, e, yani geçen korkudan asla inmiyorum otobüsten. Hani böyle tuvalet ihtiyacım var ama gidemiyorum. Yani imkanı yok. Beni kimse otobüse indiremez böyle. Çok korkuyordum. İşte ama böyle teyzeler falan çok tatlı insanlar vardı. böyle farkında benim gerginliğimin sürekli böyleyim falan. Ha orada benim hattım da yok. Yani internetim falan da yok. Otobüste varsa işte veya yemek yediğimiz yerlerde falan varsa internetim o şekilde kullanabiliyorum. Neyse indiğinde zaten terminalde arkadaşım vardı. Can arkadaşlarım ya. Çok seviyorum onları. Gerçekten canlarım benim. İndiğim bir arkadaşım vardı. iki günde onunla birlikte böyle. Hatta o gün o arkadaşımla ertesi gün başka bir arkadaşımla gezdim falan böyle. Arkadaşlarımla kaldım yine Busan'da da. Hani o şekilde bir Busan aşık oldum. Bu arada öyle döndüm. Busan'a yani Busan'a aşık oldum. Busan şu an bile en sevdiğim ve benim için en değerli olan şehirlerden bir tanesi Kore'ye gelirseniz de mutlaka görmeniz gereken bir şehir. Öyle böyle orada gezdim, burada gezdim. İşte çok güzel yerler gördüm. Kore'nin o şaşasına bitmeyen gece hayatı hayran kaldım. Gerçekten birçok şey hayran kaldım. Ve e, Kore'den ayrılma zamanım geldi. E, Kore'den ayrılma zamanım geldi. Ben şey dedim ama Sodam'a. Biz Sodam'ın okuluna yani e, VD'ye arkadaşlarla böyle buluşma gitmiştik. Ben okula gittiğimde dedim ki ben bu okula gelirim ha. Yaptım. Gelirim ben bu okula falan oldum böyle bir. Yani vardır bir şey ya falan dedim böyle bir. Niye bilmiyorum. Öyle söyledim yani bir an. Sonrasında Türkiye'ye döndükten sonra. Bu çok başka bir hikaye. Türkiye'ye döndükten sonra bizim okulluğu okulun bir anlaşması olduğunu öğrendim ve daha sonra o okula değişmemiş olarak geldim. Bu da ayrı bir bilgi asıl burada. <laughs> Neyse biz benim dönüşüme gelelim. Çünkü o da bayağı bir olaylıydı. Benim dönüşüm Yine işte doğa aktarmalı olarak dönecektim ama gece uçuşundu. Havaalanında da, canım İnço'nda da gece her yer kapanıyormuş. Yani bildiğiniz her yer kapalı. Hiçbir şey yok. İşte böyle bir tane falan kafe var. Yani ben de ne hayaller ne hayaller. Onu alırım, bunu alırım, alışveriş yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım falan. Hiçbir şey yapamadım. <laughs> hiçbir şey yapamadım yani. Bir kafede oturdum böyle dizi falan izliyorum. İzliyorum o diziyi kulaklıkta, kulağımda izliyorum. Anons ediliyormuşum. Deli gibi her yerde beni arıyorlarmış. Haberim yok dünyadan haberim. Sonra gayet sakin bir şekilde. Neyse ben bari de kapının orada birazcık da bekleyeyim falan diye. Kalktım böyle tıngır mıngır böyle gidiyorum hala dizi izliyorum böyle telefondan işte böyle şey el bagajımda böyle çeke çeke böyle gidiyorum. Sonra birden böyle bir şey hissediyorum. Bana doğru böyle bir şey koşuyor gibi hissediyorum. Şu bir kafamı kaldırdım böyle Katar hostes yani şu kıyafetten anladığım kadarıyla öyle. Bana doğru koşuyor. Ben bir arkama falan döndüm. Hiç kimse yok. Havalama yakın hiç kimse yok. İşte bana geldi böyle. Yıldız yıldız diyor tamam mı bana? Ben dedim ki bence bu beni soruyor yani. <laughs> hani ondan sonra işte sonra şey şeyime baktı. Biletime baktı. Dedi işte uçakta her sizi bekliyor. Çabuk uçak kalkacak biz sizi arıyoruz falan. O arada anonsumu duydum. Kulaklığımı bir çıkardım ya. Meğerse beni bekliyorlarmış. Hani uçaktan yolcunun gelmemesi daha zor ya işte bagajın indiriyorsunuz falan. Birazcık böyle yorucu bir işlem yani orası. Öyle olmasın diye kadın herhalde aramaya çıkmış beni. Ben uçağın son anda bindim. Ben daha oturmadan, yemin ediyorum ben daha oturmadan uçak hareket etmeye başladı az kalsın geri dönemiyordum. Bence dönemezsem de <laughs> Öyle bir yine bir olayla gittim. Olaylı geldim yani. <laughs> Tabi bu sefer geri dönerken çok daha rahattım. Çünkü her şeyi biliyordum. Doğada bile ne nerede olduğunu çok rahat biliyordum. Çok ha burada burada. Yatan o zaman da 5 saat bekleyecektim. Az ya 5 saat ben 9 saat beklemiş insanım falan böyle o kafada. Rahat bir şekilde geldim. Tabii ki de sonraki seyahatlerimde asla aktarma kullanmadım. Her zaman direkt uçtum gerek yok yani yok beklemeye hiç gerek yok diye karar verdim ama benim için ilk yani sonraki seyahatlerim daha bir keyifliydi tabii ki de çünkü rahattı en önemlisi ve artık bildiğim için çok rahat bir şekilde geliyordum ama ilkinin heyecanı kadar hiçbir yere böyle heyecanlanmamışımdır herhalde yani gidişimde yani gelişimde dönüşümde benim için çok heyecanlıydı ve çok güzel anılar biriktirdim. Gerçekten yani onları anlatmaya kalksam şimdi biz iki gün buradayız kalkamayız. O birazcık zor yani çünkü gerçekten uzun bir süre benim Kore'de yaşama şeyim var toplarsak eğer yani. Ama çok güzel anılar biriktirdim. Ben öyle çok kötü anılar biriktiren bir insan değilim hiç. Hani çok güzel anılarım var ama bunu size belki başka bir zaman başka bir videoda anlatırım. Çünkü gerçekten şu an için uzun bir şey yani bu. Öyle sizinle ilk geldiğimde neler hissettiğim başıma nasıl saçma sapan geldiğini birazcık anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.